Selamlar dostlarım, yine ben. Nihayet eve gelebildim ve sallama modunu köküne kadar açtım. ''Abi ya, bu beyaz kurt daha birini eleştiriyor. Böyle olmaz ki kardeşim, bu adam da bozdu ya.'' Vallahi bugün konuşacağımız kişi emin olun eleştirilerin en büyüğünü bile hak ediyor. Çünkü son zamanlarda yaptıkları bir hayli sinir bozucu. Yani sonradan görme olduğu o kadar belli ki kendini bir bok sanmaya başlamış. Instagram'daki bot takipçi kitlesiyle falan övünüyor. İnsanları aşağılıyor, hor görüyor, saçma sapan videolar çekiyor, taciz ediyor, tehdit ediyor falan derken e artık yeter. Birilerinin artık bu adama dur demesi gerekiyordu. Gerçi duracağını da çok sanmıyorum yani muhtemelen benimle alakalı 15 dakikalık bir video çekecek ve videoda sürekli olarak beni din düşmanı, Allah düşmanı falan ilan edecek. Çünkü Oğuzhan Uğur'a aynen bu şekilde yaptı. Sen inançsız, Allah'a da isyan eden, kimseyi tanımam diyen, Allah'a da tanımam diyen bir adamsın. Sen dinsiz ve imansız olduğun için sen Allah yok dediğinde Allah var diye mücadele eden, eğitim alan o insanlara bağışlayacağım o 500 bin lirasını. Sen din düşmanısın, sen Allah düşmanısın. Ya bak bu duydu en mantıksız argüman. Sen din düşmanısın, sen Allah düşmanısın. Ya nasıl yani? Adam seni bir konuda eleştirdi diye Allah düşmanı mı oldu? Yani tövbe haşa sen Allah mısın? Bunu da bana dedirttin ya harbiden helal olsun lan. Neyse şimdilik bunu bir kenara bırakalım. Ama isterseniz bir ara kendisinin çekmiş olduğu bu cevap videosuna da bir cevap verebilirim. Bunu yorumlarda siz belirtirsiniz fark etmez. Asıl bomba konuya gelecek olursak. Bu adam son zamanlarda sürekli olarak beni takip ediyorsan sana 1000 TL işte ne bileyim beni takip ediyorsan sana 5000 TL diye saçma sapan içerikler öğretmeye başladı. İçerikte herhangi bir sıkıntı yok yani saçma olsa da eleştireceğim konu burası değil. Benim saçma bulduğum kısım bu adamın bu videoları çekerken bildiğin insanları taciz etmesi. Evet birazdan izleteceğim görüntüler basbaya taciz bu arada yani umuyorum ki yorumlarda bu taciz değil bu gayet normal bir şey deyip bu adamı savunanlar çıkmaz. Çünkü bu görüntüler harbiden iğrenç görüntüler. Gelin önce videoyu izleyelim ardından yorumlayalım. İnternette bir tane adam var. Takipçilerine para veriyor. Onu hiç gördünüz mü? Yok hayır görmedim. Diyor. Lütfen. Tanıyor musunuz o kişiyi? Hayır. 12 milyon takipçisi var. Hayır. İsmi İbrahim Yılmaz. Hiç gördünüz mü sosyal medyada? Görmedim hayır. Instagram'da. Bir İsrail'mi açabilir misin? Açamam, görmedim diyorum. İbrahim Yılmaz'a bir bak ya. Niye? Bir bakalım. Ama ben istemiyorum. Tamam. tamam otur otur kızma. Evet, hayata karşı. Şey yani. Hayata karşı böyle tepkili olma. Başarılı olmak Ama için böyle. Bak başarılı olmak yapıyorum. için ben başarı yemedim. nasıl bir şey biliyor musun? İnsanları böyle terslemek ya da negatif yaşamak değil. Başarı her zaman her şeyin iyi tarafından bakarak olur kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Instagram'da bir adam var takipçilerine 1000 TL veriyor onu izlemiş miydiniz? Siz izlemiş miydiniz abla? Gördüğünüz gibi kız git başımdan demesine rağmen beni rahat bırak demesine rağmen adam zorla kızın yüzünü kaydetmeye devam ediyor. Ona sürekli sorular soruyor yanından ayrılmıyor ve bildiğiniz kızı video boyunca rahatsız ediyor. E biz buna ne diyoruz? Taciz diyoruz. Haliyle bazı isimler bu olaya bir hayli tepki gösterdiler. Oğuzhan Uğur ise bunun taciz olduğunu yazdı ki doğru. Ama bu adam aynı bir yüzsüz gibi yaptığı saçmalığı kabul edip özür dilemek yerine gitti 15 dakikalık bir cevap videosu yayınladı. Cevap videosunda bomboş zırvalıyor. Ama bu videoda oraya çok fazla değinmek istemiyorum çünkü video bir hayli uzar. Daha sonrasında bu adamın buna benzer bir sürü videosu çıkıyor ortaya. Sürekli olarak insanları sokakta rahatsız ediyor, insanlar git demesine rağmen onları takip ediyor, yüzlerini kaydediyor ve onlara çok saçma sapan sorular soruyor. İşin daha da ilginç yanı bu adam kendini Türkiye'nin en ünlü insanı sanıyor. Instagram'da 14.5 milyon takipçim var benim diyor. Fakat hepsi bot. Hepsi bot arkadaşlar. Belki 200 bin 300 bin tanesi falan bot değildir. Geri kalan tüm takipçiler bot. Daha sonrasında. ...Twitter'da kendini eleştiren herkese hakaret davası açacağını söylüyor... ...ve eğer ki kendilerinden özür dilenmezse... ...alacağı tazminatı iki katına çıkaracağını söylüyor... ...ve insanları tehdit ediyor. Bir Twitter kullanıcısı ise kendisine gayet güzel bir cevap vermiş... ...ama adam elbette burada bir hayli kaşınmış... ...ve kendisini tehdit etmeye devam etmiş. Ardından bu adamın bu hal ve hareketlerine sinir olan herkes... ...ki buna ben de dahilim... ...bir anda bu adamla alay etmeye başladık. Ve daha sonrasında geçmiş tweetlerini incelerken... ...bir de ne görelim? Adam bildiğiniz Fethullah Gülen sevdalısı çıktı yalan. Ama zamanında adamı öyle böyle yalamamış yani. Tweetleri okuduğum zaman benim midem bulandı. Gelin sizlerle beraber bazılarını okuyalım bakalım neler yazmış. Malum şahsın ismini eşek olarak sansürleyeceğim bu arada haberiniz olsun. Eşek Gülen Hoca'yı çok seviyorum. Onun için dünyayı alt üst etme şansım olsa yapardım. Mübarek ellerinden öperim. Çok özledim. Seninle aynı dünyada ve aynı zamanda yaşadığım için şükürler olsun. Bu ne büyük mükafattır eşek Gülen. Ve buna benzer birçok tweeti vardı fakat hepsini kaldırdı. Ama arşivlerden kaçar mı? Elbette kaçmaz. Gerekli sesler, gerekli video kayıtları yapıldı ve Twitter'daki bütün kullanıcılar bu adama saldırmaya başladı. Bu adamsa aynı bir yüzsüz gibi bana iftira atan herkes yüce mahkeme huzurunda hesap verecek dedi. Yüce mahkeme dediği herhalde Pensilvanya'da falan. Yani oğlum tweetlerin ortaya çıkmış. Zamanda yediğin haltlar ortaya çıkmış. Sen hala neyine zorluyorsun? Neyin iftirasından bahsediyorsun? Yani bu tweetleri silince ne oluyor? Deliller kayıp mı oluyor? Sence bu hamlen bu saatten sonra seni kurtarabilecek mi? Bütün bunlara rağmen hala insanlara dava açma ve insanlar para koparma peşinde. Yüzsüz işte ne beklersiniz? Neyse kankacım iyisin mi sen sahte videolar üretmeye devam et. En azından bu şekilde bazı insanları kandırabilir ve takipçi kasabilirsin. Ama artık şu FETÖ yalakalığını da bırakırsan sevinirim. Çünkü gördüğüm kadarıyla zaten kazandığını kazanmışsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.